bugün bize. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş eşlik ediyor. Hoş geldin Tonguç. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi haftaya başladık. Yani bugün sabahleyin böyle ofise geldiğinde nasıl bir tablo vardı? En çok neyle ilgilendiniz? Hangi ürünler üzerinden trade ettiniz ya da trade etme şeyiniz, iştahınız ne kadar yüksekti? Vallahi haftaya başlarken tabii sabah biz çok erken başlıyoruz. Kaçta başlıyorsunuz? Ayıptır sorması. Yani güne 7.30 gibi başlıyoruz. 7.30 güzel. Yani piyasalara. Tabii şöyle bir şey, yani gün içerisinde o kadar çok, hatta gece yarısı da tabii bizim bazı piyasalarda 24 saat işlem döndüğü için akşam da bazı gelişmeler oluyor ama sabah aslında geçen haftadan başlayan, işte mesela geçen hafta Cuma günü özellikle Avrupa ve Amerika'dan gelen veriler sonrasında doların daha güçlü kaldı. Bir haftaya doğru geliyorduk. Sonra sabah saatlerinde Amerika ile Çin'in işte tekrardan anlaşmaya yakın olduğuna dair bazı söylemler ya da beklentilerle işte Uzak Doğu biraz daha iyi açılmış. Biz de dedik ki Cuma günü işte en azından TL varlıklarda bir nebze olsun bir düzeltme oldu. İşte dolar 5.70'in üstünde, Borsa İstanbul'da tekrar 106.600'ün biraz altını gördük. En azından olumlu bir başlangıç olur. Nitekim öyle de başladı piyasalar. Sonra işte öğle saatlerine doğru biraz daha özellikle Türkiye'deki bizim borsa tarafında ve kur tarafında biraz stresin artmasıyla yine bir düzeltmenin devam ettiği bir günü yaşıyoruz. Yani şu anda da devam ediyor. Kapanış belki bu şekilde gerçekleşti. Aslında çok da herkes birbirine de piyasada şu soruyu sordu. Yani ne oldu da hani borsada böyle evet, bir satış geldi ya da kurda tekrardan 5.74-75 hareketi görüldü gibi. İşte çeşitli yorumlar oldu. Peki Borsa İstanbul'u görelim gün içi, hem endeks bazında hem kapanış bazında görelim. Şimdi orada bir yani 105 bin kırılırsa aşağı doğru ne kadar gider diye bir kaygı var. Yani ne kadarlık bir geriye doğru gidiş olur diye soranlar var. Yarın öbür gün bunun kırılıp kırılmayacağını bilmiyoruz. Tabii gelişmelere bağlı. Yukarıda 107 bin, 108 bin vardı. Orayı aşamadı. Evet. Aşamadığı için aşağı doğru gelmek zorunda. Hani ne derler? Uçamayan... Atamayan mutlaka, atarlar gibi evet, oldu borsa ama... Diye. Ya şimdi yılın bu şeyinde diyelim, tarih aralığında... Bu borsadaki, özellikle Borsa İstanbul'daki hareketleri böyle genel trend anlamında değerlendirmemek lazım benim kanımca. Yani şimdi niye biz 108 bine gittik, işte ucuzduk, sonra yurt dışı borsalar iyiken bize satış geldi. Bunlar çok gerçekçi olmayabilir. Yani şunu düşünmek lazım. Aslında benim kanaatime göre mesela 105.500'ün altında bir kapanışımız var. Evet. Normalde burada risk 2000 ile 3000 puan arası var. Yani 102.500 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Ama bugünkü gelişmeye bakıyorum. İşte biraz yapı kredi haberi var. Biraz S-400 haberi var içinde. Tabii. Yani böyle bir risk dağılımı yapsak. Cuma'dan gelen o 108 binlerde, 108 binlerin biraz üzerinde satış dalgasının piyasada para kazanmak için hangi yönde olacağını tahmin etmeye çalışan yatırımcılarda böyle bir ani satış gördüklerinde piyasaya uyma iştahı var. İşte normal endeks %1'e yakın düşerken bankacılık tarafı bu beklentiyle, yani bilmiyorum direkt yapı krediden mi etkilenmiştir ama %2'ye yakın bir gerileme var. Sonuçta biraz daha böyle aslında kendi içinde dünyayla da çok korele gitmeyen bir günde Borsa İstanbul'da bence biraz riskten biraz da kar satışından devamını gördüğümüz bir aşağı yönlü hareket oldu. Dolayısıyla bunu işte böyle 2-3 gün sürecek, trendin tam da değiştiğini bize teyit edecek bir davranış gibi ben düşünmüyorum açıkçası. Ama ya olur da yarın da yurt dışı piyasalar zayıf açar ve üstüne de aşağı doğru dalga devam ederse, yani 105 binin altında bizi bir 2500 puan daha satış bekler. Ama benim sene sonu kapanış hedefim hala 106 binin üstünde olacağı yönde. Bugünkü satışta biraz sürpriz pozisyon satışı gibi geliyor bana. Yani yıl sonu kapanışı olabilir. Koç grubu bugün aşağı çekti. Evet. Yapı kredi aşağı çekti. Bunun dışında aşağı çeken, yani bunlarla bağlantılı olmayan hisselerden bahsediyorum. Yani hisse bazlı tabii, özellikle büyük montanlı ve son dönemde mesela Türk Hava Yolları gibi, işte dışarıda baktığınızda biraz
böyle Petkim tarzı, Ereğli tarzı hisseler ki aslında sabah biraz da olumlu başlamışlardı. Evet, izleyiciler de yazıyor. Turhan Gürhan da Demir Çelik'te diyor. Evet. Evet. Yani şöyle bir durum oldu. Enteresan şekilde tabii bu S-400'de de bir, tabii sonra açıklamalar da geldi. İşte denemelerin yapıldığı konusunda bilgilendirme, acaba tekrar Amerika ile ilgili Türkiye'nin bir sıkıntı yaşayıp yaşayabileceği konusu, ama yani şudur Ali Bey, hani bazı duyumlar, söylemler, haber akışı gelir. Ama siz bir de burada satıcı olmakta... gönüllü olmalısınız. Yani hem gönüllü hem de ısrarcı olmalısınız. Evet. Piyasada bugün onu yaşadık. Yani piyasa dedi ki ben 108 bini değerlendirdim. Bir de 107 bin üstünde bir kar satışımı gerçekleştireyim. Hani sonrası Allah Kerim misali biraz o destek seviyelerinin altına geldiği zaman bakayım piyasada ne kadar bir alıcı var. Olan tahtalar, olmayan tahtalar diye ayrıldı. Bence yani çok... Hani niye 95 binden 108 bine gittik, niye 108 binden 105 bine geri geldik diye baktığınızda böyle istedi diyebiliriz. Yani para bugün biraz daha satış tarafındaydı. Peki, yapı kredi görelim. Şimdi bugün yapı kredi ile ilgili gelen haberler var. Bir tanesi biliyorsunuz Koç Grubu'nun kapa yaptığı açıklama. Diyor ki yani görüşmeler evet, sürüyor ama İki herhangi bir anlaşma aslında yapılmış değil diyor. UniCredit'ten de benzeri bir açıklama geldi. Şimdi meseleyi bir dünden bugüne bir özetlemeni istiyorum. Daha doğrusu cumadan bu yana devam eden böyle kulaktan kulağa gelen bir şey var. Haber fısıltısı var. Çarşamba günü de İstanbul'da Türk-İtalyan Ticaret Odası, çok Türkiye'nin en eski ticaret odalarından, yani yabancılar ve Türklerin birlikte kurduğu 1870'li yıllara dayanıyor kuruluşu. O ticaret odasında bir panel olacak. Türkiye'deki iş yapan İtalyan şirketleriyle İtalya'da iş yapan Türk şirketlerini bir araya getireceğimiz bir panel olacak. Bu paneli ben yöneteceğim. Orada da UniCredit'in üst düzey yöneticileri de olacak. Onlara soracağım bakalım. Tabii yanıtlamak istemeyebilirler çünkü sonuçta halka açık ve çok hassas bir şeyden bahsediyoruz. Durumdan bahsediyoruz. Ama senden bir özetleme istiyorum. Yani neydi, ne oldu? Şu anda geldiğimiz nokta nedir? Ya aslında tam cumadan değil de Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump görüşmesi esnasında bizim ne var bankacılık sektöründe? Hani şu an için stres yaratan Halkbank davası var değil mi? Yani evet, işte olası bir bankacılık sektörünü etkileyebilecek. Bu gelişmeyle ilgili aslında piyasa çok da böyle tedirgin olmadı. Yani görüşme sonrasında sanki bir şekilde benzer bir riskin devamıyla piyasaya uyumlu fiyatlamalar geçiyordu. Ama yapı kredi tarafında... ortağın tekrardan hisseleri, hani yerli taraftaki ortağı devretme isteği iki türlü bakabiliriz. Aslında benim açımdan mesela bir İtalya riski veya İtalyan bir bankacılık sektöründeki bir bankanın belli pazarlardan çıkmak isteği de olabilir. Yani netleşmedi böyle bir şey. Bunun arayışında da olabilirler. Hani kendi menfaatleri gereği diyelim. Yani bunun Türkiye ile alakalı herhangi bir sıkıntısı olmayabilir. Hatta İtalya ile alakalı olabilir. Olabilir. Evet, yani tabii. Ama işte şöyle, siz bunu 95 bin seviyesinde Borsa İstanbul Yapı Kredi Bankası'nda veya bankacılık sektöründe bir satışla karşılaştığında bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirirsiniz. Ama endeks 107 bin, 108 binlere geldiğinde sene sonuna doğru yaklaştığınızda işte Yapı Kredi'den de ortak çıkışı olabilir gibi bir beklentiyle üstüne biraz daha işte bankacılık sektörü risklerini etkilersiniz ve Yapı Kredi'de böyle bir şey varmış, hadi ben bir kar realizasyonu mu devam edeyim dersiniz. Ama ben bunu tamamen Türk bankacılık sektörüyle ilgili bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Keza tabii fiyatı bilmiyoruz. Böyle bir talep var mı? Açıklamalarda gerçekleşecek mi bilmiyoruz. Ama piyasa haber aradığı zaman maalesef zaman zaman böyle haberlerle de bulma şansı Bununla oluyor. Bununla ilgili çok doğru bir noktaya değindin. Yani meselenin kaynağı aslında İtalya'nın kendisi. Yani İtalyan şirketleri, pazarları... kendilerine göre etüt ediyorlar, hangilerine girip hangilerinden çıkacaklarına karar veriyorlar. Hatırlarsanız bir hafta kadar önce de 3. köprünün ortaklarından bir tanesi Astaldi, bir İtalyan inşaat firması. 3. köprüde %30 paya sahipti, %70'i de IC Holding'e aitti. %30'luk payını Çinliler satın aldılar Astaldi'nin. Astaldi çıktı. yine IC'nin de %20'lik payını Çinliler aldılar. Dolayısıyla IC şu anda köprüde %50'nin biraz üzerinde bir paya sahip olmakla beraber kalanını Çinli şirketlere devrettiler. Şimdi burada mesela Astaldi'nin çıkması, UniCredit'in benzeri bir operasyonla çıkmak istiyor olması tamamen İtalyan şirketlerinin
Avrupa'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde nasıl pozisyon alacaklarıyla ilgili bir duruşun sonucu olabilir. Türkiye ile ilgili olduğunu zannetmiyorum ben. Öyle olsa Alman şirketleri de bunu yapar, Fransızlar da yapar, Hollandalılar da yapar ama İtalyanlardan arka arkaya gelmiş olması sorunun kaynağının Ankara değil Roma olduğunu gösteriyor. Gibi gözüküyor. Peki. Evet. Gelelim. Şimdi grafiklerimiz var. Bunları konuşacağız. 8 numara geliyor ekranımıza. Reel sektör güven endeksi Kasım ayında 1.1 puan artarak 102 değerine çıktı. Tabii çok düşük olan değerlerden geliyoruz. 2018'de 85'ler civarında, 86-87'ler civarından buraya kadar taşınmış durumdayız. Ama çok muhteşem günlerimiz de var. 2017'de zirve yapmış durumdayız. 2018'in ortalarına kadar zirveyi sürdürmüşüz. Ondan sonra bir baş aşağı şelale var. O şelaleden sonra yukarı çıkış, rampa. Şimdi zikzaklı W yaparak giden bir süreç var. Acaba bir sonraki adımı ne olabilir? Aslında bütün güven endeksleri tarafında tabii burada hani grafik içerisinde baktığımızda 2018'i biraz potanın dışında bırakmak lazım. Çok özel bir yıl ve oradaki güven endeksi gelişim var. Ama Türkiye'nin %10 arasında normal piyasa şartlarında bir güven endeksi gerçekleşmesi var ve şu anda da işte tekrar yüzlerin üzerinde devam ediyoruz. Yalnız bu sefer biraz daha değişik olabilir. Yani benim beklentim, yani değişik olabilir dememden kasıt şu, o zikzak çizdiğimiz alanın üstüne doğru yeni yılda devam edebiliriz. Belki birkaç aylık daha bir işte yatay bir seyir olur %105.000 arasında. Bunun nedeni de şu aslında, şimdi mesela Aralık'ta bir Merkez Bankası toplantısı var. Tahmin ediyorum belki biraz sonra işte bütün bu borsa satışları vesaire sonrasında ülkenin işte tahvil, risk primi, kur tarafı, bütün bunlara baktığınızda hala sağlıklı bir Türk piyasası gözüküyor aslında sene sonuna gereken. Dolayısıyla faizler inmeye devam eder ve kurdaki o yatay görünüm o da aynı oranda devam etme gibi bir şansı olursa, ki olacak gibi gözüküyor, bu sefer piyasaya olan güven devam edecektir. Yani şimdi reel sektör tarafında biraz şey geç geliyor. Yani bu güven insanların ve kurumların tekrardan piyasaya güven sağlaması geç geliyor. Ama şunu net bir şekilde görüyorum. Faiz aşağı geldikçe, oynaklık kurda azaldıkça bu güven endeksinin beklentisi bence yükselmeye devam edecek. Ama yani buradan gidip de 120-130'lara çarpması çok söz konusu değil, ama 2015-2016 aralığına, yani tekrar 110'lu seviyelere doğru ben gelebileceğini düşünüyorum. Örneğin 2020'nin mesela Şubat-Mart veya en geç Nisan aylarında aşağıdan geldiğimiz o kötü zamanların da düzeltmesini çok unutmamak lazım. Yani Aralık toplantısı da bence Merkez Bankası'nın biraz daha enteresan olacak. Çünkü her toplantıda acaba işte ne kadar reel faiz vereceğiz, acaba önden yüklemeli devam edecek Merkez Bankası derken, yani şu anki şartlara baktığımda dünyada ve Türkiye'de mümkün olduğunca hızlı faiz indirme imkanımız hala mevcut gibi gözüküyor. Aralık'ta da onu nasıl değerlendirecek Merkez Bankası, ona da bir bakacağız. Peki, borsada en yukarıyı söyledin ama aşağıyı söylemedin, onu merak ediyor bir izleyicimiz. Diyor ki yani yukarıda bir değer verdin değil mi borsayla ilgili? Şey için mi, yıl sonu için borsası mi? Tamam. Evet. Yani 108 için. Bin üstünü tamam. Gördük. Peki aşağıda ne görüyorsun? Diyelim ki 108 bini yapamadı bu durumda. Yani şöyle baksın sayın izleyicimiz. Bugün 105.500'ün altındayız biliyorum ama bu bir yarınki düşüş trendi teyidi değildir, ama 105.000 altında 102.500, yani 2.500 puan. Eğer 105.500'ün üstünde kalmaya devam edersek orada da yeni bir marj için 108.000'e bakması lazım. Yani aşağı yukarı 2.500 puanlık bir marjı 105.000 altında ve üstünde hedeflemek lazım diye düşünüyorum. İki tweet var. Bir tanesi sana soru, bir tanesi de bir görüş okuyacağım. Mehmet Kaçmaz'ın sorusu, diyor ki Çin yüksek miktarda dolar tahvil ihracı planladığına dair haberler var. Evet, bu haberleri bizim altyazılarımızda da göreceksiniz. Bunun dolar üzerinde nasıl bir etkisi olur diyor. Yüksek miktarda, yani miktar belirtilmiyor ama çok yüksek miktarda dolar tahvil ihracı planlıyor. Bunu biliyoruz, haber somut. Onu sen yanıtını düşünürken Mehmet Berkan Polat'ın
tweet'i de şöyle. Ben Twitter'da son bir aydır bazı ithalat kalemleriyle ilgili bilgiler paylaşıyorum. Hepsi de gümrük tarife istatistik pozisyonlarından alınmış veriler. Yani Türkiye'nin böyle iğneden ipliğe ithal ettiği çok göze gelmeyen, yani her biri birkaç milyon dolarlık ithalat kalemleri ama bunların arasında 4-5 milyarlık ithalat kalemleri var. Mesela aşı ve serumları da ithal ediyoruz. Bunlarla ilgili diyor, acaba daha derli toplu bir şey yapabilir misiniz? Bunu yapacağım ama şimdi değil. O tweetlerin tamamını şöyle bir sonlandırdığım anda birkaç kalem daha bekliyorum. Onları da yaptıktan sonra bunlar üzerine bir program yapacağız. Üstelik de böyle bilen birisiyle yapacağım. Yani ihracat, ithalat, dahilde işleme rejimi ve ithal ikamesi politikalarını bilen birileriyle yapacağım. Çünkü bu çok kanayan bir yara. Toplamda yani 15 tweet attım. 15 tweetin toplamı yaklaşık 17-18 milyar dolar. Yani 17-18 milyar dolarlık ürünü biz çok ya rahat üretebilecek durumdayız. En azından %80'ini üretebilecek durumdayız ama elimiz bir türlü gitmiyor üretime, üretim kanadına. Neden yapmıyoruz diye soracağız. Yani buna muhtemelen Ticaret Bakanı, Sanayi Bakanlığı da ilgi gösterecektir diye düşünüyorum. Şimdi Çin'in dolar tahvil ihracına gelelim. Şimdi Çin bildiğim kadarıyla uzun süredir aslında elinde bulundurduğu Amerikan tahvillerini biraz azaltmaya çalışıyor ya da evet, böyle bir strateji izliyor. Aynı zamanda neden yapıyor bunu ya da neden yapmak istiyor? Yani aslında korku mu salmak istiyor yoksa? Yok, yani Amerikan tahvili ihracıyla da ilgili biraz. Bir diğeri bunu yaparken içeride ucuz kredi vermeye çalışıyor kendi piyasasına. Bir üçüncü bacağı kendi para birimini bu ticari savaşları içerisinde biraz değersiz kılmaya çalışıyordu. Dolayısıyla hani nasıl bizim bazen BDDK, SPK, işte Merkez Bankası yan yana böyle bazı adımlar atarak işte zorunlu karşılıklardan swap faizlerine ya da swap işlemlerine bazı düzenleyici adımlar. Ne bileyim, adımlar hani kredilere yönelik. Şimdi burada da Çin'in elindeki o tahvilleri azaltarak, yani burada görünen o ki hani ben gidip bir Amerikan tahvili, belki bu getiri açısından ya da taşıma açısından düşünülebilir, azaltarak kendi tahvillerimi dolar bazlı ihraç edeyim. Bunun nedeni niye olabilir? Tekrardan Çin'e bir güven sağlamak olabilir. Bir, yani şimdi bir kişi ya da bir kurum, hani baktığınızda ben niye gidip Çin tahvili şey alayım? Hani savaş deyimiyle söylersek dosta güven, düşmana korku. Gibi. Ama evet, yani bunu ben şey amaçlı yaptığını düşünmüyorum. Hani bir yani ben senin piyasandaki tahvillerimi satıyorum, ben kendi tahvillerimi yine dolar bazlı çıkarıyorum. Yani bunun çok bir, evet, böyle rekabetle ilgili bir durum yok. Şu olabilir, borçlanma ihtiyacı ya da talep tarafında Çin'e gelen yatırımcıyı Çin'den çıkan bir tahville ama yine Amerikan dolarıyla. Yani hani kafası karışmasın veya risk algısını yönetmesi açısından bununla biraz suspansa etmeye ya da buradan kendini öne çıkarmaya düşünüyor. Nedeni de şu, yani bu tahvil tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamamak için bence. Doğru. Ve yeterli talebi ulaşıp tekrar Çin'in de tahvillerine olan güveni arttırmak için. Hani biz hep konuşuyoruz tabii Amerikan dolayıyla işte ticarettir, ne bileyim tercih edilmeli mi edilmemeli ama hala ülkeler bir tahvil çıkarırken fonlarında dikkat ettiği ülke riskiyle birlikte hangi para biriminden bu tahvillerin çıktığıdır. Dolayısıyla ben biraz daha böyle Çin'e güvenin. Ben hala işte ticarette bu konuda dolar üzerinden tahville de gerçekleştirebilirim algısı. Tabii orada gelecek talep, bunun değişimi, ikinci eli nasıl devam edecek? Orada da yeni bir piyasa oluşacaktır eğer gerçekten yüklü bir tahvil ihracı düşünüyorsa. Güzel. Bir görüş var, onu okuyacağım. Sonra bir soru var, onu da sana yöneltiyorum. Mustafa Çamur Bey diyor ki, faiz tamam da işsizlik ne olacak diyor. Yani faiz meselesini bir şekilde çözüyoruz, aşağı doğru geliyor. Ama işsizlik meselesine bir yaklaşımımız var mı yok mu diye merak ediyor herhalde. Bizi tabii sorgulamak açısından değil de meseleyi anlamak açısından soruyor. Recep Savar da diyor ki, Ali Bey, toplu iğne yapmak değil diyor önemli olan. Toplu iğne yapan makineyi yapmak diyor. Doğru, haklısınız. Ama biz o trendi kaçırdık. Şimdi toplu iğne yapan makineyi Çinliler yapıyor, Güney Koreliler yapıyor. Bize toplu iğne yapmak kaldı. Biz toplu iğneyi bile yapmıyoruz. Toplu iğne dediğimiz, bildiğimiz bu çatallı iğne var ya, firkete dediğimiz, çengelli iğne. Bunu Çin'den ithal ediyoruz.
altın ve kuyum işi yapanlar, biliyorsun o Cumhuriyet altınlarının ucuna iliştirirler, bir de kurdelayla bağlarlar. Onu böyle işte düğünlerde götürür, damada, geline ya da sünnet çocuğuna takarsınız. Bunu dışarıdan ithal ediyoruz, Çin'den. Türkiye'de yapamıyoruz. İşte Türkiye'de 45 bin kuyumcu var. 45 bin kuyumcu yılda kaç altın satıyor bilmiyorum ama kıyamet gibi Türkiye'ye çatallı iğne giriyor. Ama özel bir çatallı iğne. Bu bildiğimiz hani bir şey pantolonu tutturmak için kullanılan değil de işte bu altını tutturmak için kullanılan ve bir alaşımdan yapılıyor. Özel bir alaşım ama bu alaşımı üretmek mümkün. Sadece o alaşımın tek özelliği paslanması. Uzun süre altın gibi paslanmadan kalabiliyor. Tabii altın gibi demek lazım çünkü altın hiç paslanmıyor ama bu uygun koşullarda saklanmasa paslanabilir ama çok uzun süre dayanabilen bir çatallı iğneden bahsediyoruz. Maalesef onu bir de dışarıdan ithal etmek zorundayız. Geldik senin soruna. Faiz tamam diyor. İşsizliği ne yapacağız? Ya bir kere Ali Bey şeyi ifade etmek istiyorum. Ben Türkiye'de, hani dünyada bir şey yapılıyor. Bu Türkiye'de niye yapılamıyor? Bu bana çok üzücü geliyor. Yani biz kafa yorsak, yoruyoruz da aslında. Ve gerekli desteği de alsak, yani makinasından motorun her şeyi yapabiliriz. Hem maliyeti önce kötü olur, belki rekabetçi olmaz. Ama yani size de enteresan gelmiyor. Ben hani bir insanoğlu olarak baktığımda yani bugün İspanya'nın yapabildiğini... Bundan üzüntü duymuyor muyuz? Yani hem üzüntü duyuyorum hem de nedeni de yani şey geliyor bana. Dünyanın her yerinde artık bu devirde teknik olarak yani eğitimli personelse var. Teçhizat olabilir. Ham madde tarafında bugün gidip dünyada bulamayacağınız bir yer yok. Yani şöyle bizim çok iyi de mühendislerimiz var. Yani bunu biz çeşitli fuarlarda da görüyoruz her konuda. Yani oturduğumuzda başaramayacağımız ve yapamayacağımız herhangi bir ürün veya kaynak olduğunu ben düşünmüyorum. Ya ümit ediyorum önümüzdeki bu 1-2 yıllık süreçte. Şimdi biraz bir değişim var. Yani bir sizin belirttiğiniz gibi hani yerli malı tarafı, Türkiye'de biraz tarıma, eğitime, işte hukuka vesaire birçok alanda bir düşünce yapımız değişiyor. Biraz daha bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama tabii ne kadar faydalı olacak onu göreceğiz. Onun için hani bu konuda Türkiye'nin şunu yapamıyor olması diye bir başlık ben kabul edemiyorum açıkçası. Evet. İkinci tarafta da işsizlik nasıl halledeceğiz? Enflasyon tamam. Aslında enflasyon da tamam değil. Yani enflasyon şu anda hani 8-55 yıllıkta veya işte sene sonu 12 olması bizim enflasyonu da hallettiğimiz anlamına gelmiyor. Ama kontrol altına aldık mı nispeten? Evet. Şimdi işsizlik meselesi çok bence uzun bir uğraş gerektiren mesele. Yani burada hem işsizle işveren arasındaki o bağ kurmamız, o verimli tarafta bunları birleştirmemiz bence biraz uzun zaman alacak. Ama bu yönde atabileceğimiz adımlar ne? Bence faiz, enflasyon aşağı geldiği sürece yatırımların artacağını düşünüyorum. Hani nasıl biz cari açık vermeden büyüyebileceğiz gibi bir düşünce içindeyiz ama bu biraz bence büyümeye başladığımızda bunun tam olarak böyle olmadığını anlayacağız. Hatta hepimiz de biliyoruz aslında ama biraz en azından düşük kalmasına çalışacağız. İşsizlik de böyle. Biz büyümeye başladığımızda işsizlik düşecek mutlaka yani %12'lere vesaire ama kalıcı bir şekilde işsizlik yaratamayacağımızı da bu sistemde açık söylemek gerekirse biliyoruz. Ama buna yönelik ne yapabileceğimiz konusu tamamen ekonomiden geçiyor. Yani iş sahası yatırım ve iş gücüne katılım tarafındaki o hani beraber kol kola yürüme tarafını gerçekten samimi bir şekilde yapmamız lazım. Yani bugün 3 kişi istihdam edip işte ne bileyim şirkette 30 kişi çalışırken 33 kişi çalışıyor biraz istihdama katkı sağladım değil. Bence daha çok çalışıp iş gücünü genişlettikten sonra 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi ile şirketleri büyütmemiz lazım. Bakın bu konuda bilmiyorum 2020'de çok dile gelir mi ama şimdi bu halka arzları konuşuyoruz ya Türkiye'de işte çok başarılı, başarısız vesaire diye. Ama gerçekten ne kadar fazla şirketimiz sağlıklı bir şekilde borsa içinde halka açık şekilde devam ederse ve bu kaynakları doğru kullanırsa bu şirketler büyüyecektir ve gerçekçi bir şekilde de istihdama katkı sağlayacaktır. Hem yurt içinde hem yurt dışında.
Aynen. Dolayısıyla bunu da dikkat etmek lazım. Ben de aynı kanaatteyim. Halka arz bir gizli sermaye artırım modeli. Yani riskosu da ötekine göre daha az. Yani bankadan çekilen, özellikle yabancı para karşılığı çekilen krediye göre riski daha az olan bir şey. Ama halka arz konusunda halkın bir şekilde güven kazanması lazım borsaya. Şu anda henüz o güven tesis etmiş değil. Evet. Eğer o güveni kazanabilirsek o zaman önü alınamaz. Dikkat edin mesela 2010'dan 2016'nın başına kadar yapılan bütün halka arzlara bakın. Evet. Fiyasko. Tamamen böyle çökmüş bir durumda. Bir istatistik var. Tam hangi yıllara ait olduğunu bilmiyorum ama ona da bakacağım. 43 halka arzın 30'u batmış. Yani 43 şirketin 30'u batmış. Kalan 13 şirketin 8'i alan değiştirmiş. Kalan diğeri de yaşıyor. Bu kadar. Şimdi böyle bir rasyo olunca elimizde ister istemez halka arzlar konusunda herkes biraz çekinik davranıyor. Doğru. Yani insanları oraya yönlendirmek lazım. Önce şirketlerin girmesi lazım. Şirketler girerse bu defa halkın o pazarda alıp satması da daha kolay olabilir. Onlara da yol göstermek lazım. Orada bir şey var, yani bir güven eksikliği var. O güven eksikliğini tamamlamamız lazım. Ekranı altınla donatıyoruz. Arka tarafa 2 numaralı grafiği veriyoruz. Hong Kong konuşacağız. Dün seçimler tamamlandı. Çin devletinin, Pekin hükümetinin bir yenilgisi aslında. Bakalım ama önümüzdeki günlerde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Abdülhakim Bey altın konuşmak istiyor. Diyor ki gram altın ve ons altın yorumu alabilir miyiz Tonguç Bey'den? Şimdi tabii nasıl bir vade düşünüyor beyefendi bilmiyorum ama... Kısa vade. Halkın yatırım eğilimi kısa vade. Ben bunu şimdi net biçimde söyleyebilirim. Yılbaşına kadar eğer bir altına yatırım yapmayı düşünüyorsanız veya 2020'nin ilk yarısı diyelim, hadi 6 ay, yani 6-7 ay belki de uzun vadeli bir yatırım gibi düşünürsek. Ons altında ben 1450, hatta burada da telaffuz etmiştim, işte 1453 gibi bir seviye hala destek bölgesi olarak duruyor. Şimdi burada iki tane senaryo üzerinden önümüzdeki yıl altına yatırım yapmak istiyorsanız değerlendirme yapmanız gerekiyor. Bir tanesi gerçekten Amerikan seçimleri öncesinde dünya borsalarında merkez bankalarının desteklediği ve borsaların yukarı gittiği, risk iştahında arttığı bir yıl mı olacak? Yoksa Çin'le Amerika anlaşamayıp, ki bu biraz daha %20'lik bir senaryo gibi ve her şey, merkez bankalarının yaptığı her şey piyasayı canlandırmak için yetmeyecek mi? Şimdi bir sene içinde altın düşünüyorsanız bir tanesi sizi 1350-1450 dolar arasında bırakabilir. Diğeri ise sizi 1700-1800 dolarlara götürebilir. Hatta belki 2021'de daha da yukarıya. Evet. Ha, benim senaryom daha iyimser tarafta 2020 için. Dolayısıyla gram altın tarafında ben kısa vadeli bir alış yapmayı düşünüyorsam, yani bir yatırım, 265-270 TL, yani şu andaki gram altın fiyatı bana belli bir getiri için önümüzdeki dönemde uygun bir aralık gibi geliyor. Ons altında da keza yıl sonu için 1450 dolar maliyet, bütün bu söylediklerime nazaran tekrar 1480 hareketi olması açısından bir kısa vadeli getiri sağlayabilir. Ama 2020 beklentim için biraz önce bahsettiğim senaryolardan birini seçerek ona göre bir yatırım ya da işte ne bileyim alış ya da satış yönlü bir şeyde bulunmak lazım, düşüncede bulunmak lazım. O konu biraz daha derin, yani bugünden şöyle yapın, böyle yapın diyemem ama yani benim beklentim biraz da olumlu tarafta gideceği piyasanın. Peki, Hong Kong'a geleceğiz ama önce Londra'ya gitmemiz lazım. Başak Ünalan karşımızda. İngiltere seçimleri için geri sayım sürüyor. Şu anda 2 haftadan biraz fazla bir zaman var. Avam Kamarası'nın 650 üyesi seçilecek. İngiltere'de bu işte çoğunluğu elde eden parti kazanmış olacak. Daha doğrusu hükümeti kuracak. İngiltere'de hükümet kurmak için çoğunluğu elde etmek gerekmiyor. Aritmetik bazı hesaplar sonucu. Bakalım orada gövde gösterisini kim kazanacak? Şu an itibariyle, bugün itibariyle hava nasıl? Bir de tabii bugün olup bitenleri de dinleyeceğiz Başak'tan.
Teşekkür ederim Ali Çağatay. Evet, bugün aslında İngiltere seçim gündemi biraz arka planda kaldı diyebiliriz. Geçen hafta partiler kampanyalarına başlamışlardı ve Muhafazakar Parti'nin vaatleri Londra'da iş dünyası tarafından çok fazla tepki görmedi diyebiliriz. Biraz sessiz kaldı iş dünyası bu vaatler karşısında ve bugün daha çok İngiltere'de perakendecilik sektöründeki beklentileri ön plana çıkaran bir rapor yayınlandı ve son 6 aydır özellikle de tabii Brexit ve seçim belirsizliği derken düşüş trendi gösteren perakendecilik sektöründe beklentiler Kasım ayında pozitife dönmüş gibi görünüyor. Özellikle de yıl sonuna doğru artık tatil, Noel ve yeni yıl sezonunun yaklaşmasıyla birlikte satışlarda artış beklentisi Avrupa piyasalarında bugün pozitif etkileyen haberlerden biri oldu. Bununla birlikte Almanya'da da iş dünyası beklentileri Kasım ayında iyileşme gösterdi. Ekim'den sonra artık yavaşlamanın tabanı buluyor olabileceğine dair yorumlandı ve üst düzey yöneticilerin ekonomiye ilişkin görünüm beklentilerini paylaştığı bu endeks ılımlı bir yükselişle 4 ayın en yüksek seviyesine geldi. Fakat Almanya'da imalat sektörüne de hala daralmanın devam ettiği de yine ekonomistlerin yorumları arasında ön plana çıkmış durumda. Ve İngiltere'de bugün aynı zamanda en fazla konuşulan haberlerden biri de Uber oldu. Amerika merkezli ulaşım şirketi Uber Londra'daki faaliyetleri için yeni ruhsat alamadı ve şirketin Londra'da 45 bin lisanslı sürücüsü bulunuyor. Şimdi şirket temyiz için başvuruda bulunacağını açıkladı ve 21 günlük bir itiraz süreci var. Bu arada da mahkeme kararı beklenirken faaliyetlerini sürdürebilecek ama sahte sürücü hesapları nedeniyle, güvenlik endişeleri nedeniyle Londra Ulaşım Otoritesi'nin verdiği bu kararla birlikte belki de şirket artık Londra'da faaliyetlerini tamamen durdurmak durumunda kalabilir. Avrupa'nın öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde özetleyebiliriz. Söz yeniden sizde. Evet, Uber bir veri paylaşımı meselesi dolayısıyla İngiltere'de şu anda sıkıntılı günler yaşıyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Uber İngiltere'de kalacak mı, kalmayacak mı? Ben kalabileceği kanaatindeyim ama Amerika ile İngiltere arasında da böyle görünmez bir savaş olabilir. Biz o savaşın aşamalarını belki bugünden görmeye başlayalım. Şimdi iki numara konuşacağız. Hong Kong'u. Hong Kong'da biliyorsunuz dün yönetim yanlısı, yani özellik yanlısı ya da bağımsızlık yanlısı ya da Çin karşıtı olan gruplar büyük bir muzafferiyet elde ettiler. Seçimleri çok büyük çoğunlukla kazandılar. Dolayısıyla yerel seçimlerde bunlar ama 18 bölgede uygulandı ve hepsinde hemen hemen Çin karşıtı partiler seçimi kazanmış oldu. Bu bir anlamda Hong Kong'un Çin'e karşı bir pazu gösterisi. Yani pazularını şişirdi ve bekliyor şu anda. Fakat gidişat Çin'in orada daha yumuşak, daha böyle soft power bir politika izleyeceği ve zamanla yatıştıracağı, onları belli bir noktaya doğru getireceği kanaatinde. Zira iki taraftan da bir şekilde karlı çıkabileceği bir adım atmayı bekleyen bir şey var. Çin yönetimi var. Bakalım, yani hem Hong Kong yönetimi, Hong Kong'un yönetimi değil de Hong Kong'un halkıyla barışmak zorunda. Çin yönetimi biraz yumuşak davranırsa bu düğümü çözer diye düşünüyorum. Şimdi grafiğimiz iki bölümlü. Yukarıda Hang Seng var. Aşağıda da MSCI Hong Kong Endeksi var. Hang Seng biraz daha böyle iyi giderken son 2019'un ikinci yarısından itibaren o da başını kaldıramamış. Yani ateşler içinde yatıyor neredeyse. Ama Hong Kong Endeksi daha iyi durumda. Hang Seng, Hong Kong'da işlem gören Çin hisselerinin toplamından oluşan bir hisse. Buyurun. Ya aslında ikisi de yani hem Çin tarafı hem Hong Kong tarafında hani hisse bazlı düşündüğümüzde aslında bu olaydan yanılmıyorsam 6 aydır devam eden işte bu protestolardan ikisi de negatif etkilendiğini söylememiz lazım. Birinci görüş olarak. İkincisi de yine yanılmıyorsam 452 sandalyenin 390'ı. Evet. İşte 4000'e yakında tutuklu var bu gösteriler esnasında.
Ve Hong Kong halkı yoğun bir katılımla seçimlerde, yerel seçimlerde bu protestolar içerisindeki beklentilerini bence sandığa yansıtmış gözüküyor. Şimdi bu durumda yani siz bu oranla gittiğinizde Çin tarafında bence çok ısrarcı olmayacaktır sizin bahsettiğiniz gibi. Yani sonuçta orada da bir öyle ya da böyle talep gören bir halk kitlesi var, birleşmiş bir nebze protestoyla da olsa. Ama seçimde protesto de bu geleneği olan bir halktan bahsediyoruz. Hong Kong, beyaz yakalıların egemenliğinde yani bir tür Singapur modeli, Tayvan modeli gibi çalışan bir ülke. Dolayısıyla çok kısa zamanda da bu görüşlerini yani değiştirmeden ısrarcı olacaklardır. Hem belki son alınan işte o galiba suçtan iadesi kararı ve yönetimsel olarak da belki başkanın da ya da işte yönetici Carrie Lam diye mi isim geçiyor? Carrie Lam, evet. Bunun da değişmesi bir söz konusu hanım olabilir. Yani ileride çünkü bu şekilde bence Çin'le Hong Kong ilişkisi devam edemez. Şunu da görüyorum, yani endeks bazlı veya ülkelerin hani getiri bazlı baktığımızda Hong Kong tarafı da çok net etkilendi bundan. Bir nebze olsun nereden baksanız %20, %30'luk bir piyasasına da doğrudan etkisi oluyor. Çin'in de içinde bulunduğu bir şeyde, düzlemde diyelim. Ve Çin aslında Amerika ile uğraşırken de hani Amerika içinde bir Küba, işte bir Venezuela, bilmiyorum bir Meksika gibi düşündüğünüzde Hong Kong tarafını böyle bir kıpırdanmaya aslında akılcı bir yaklaşımla izin vermemesi gerekiyor. Yani burada bu seçimler sonrası neyse talep edilen o tarafa doğru yaklaşıp en azından işte Amerika tarafında da bunun bir insan hakları ihlali olması vesaire konusunu biraz daha dillendirilme tarafında bertaraf etmesi gerekiyor. Eğer bu yaklaşımda bulunacaksa daha çok sıcak bir gelişme o zaman her iki bölgede biraz daha piyasaların düzelebileceğini bekleyebiliriz. Aksi takdirde biraz daha böyle içinden çıkılamaz bir hale alabilir. Belki Hong Kong tabii hani kendi içinde etkileniyor gibi ama hala daha güçlü bir duruşu sergileme ihtimali var. Çin daha büyük ve daha kontrol edilemez bir piyasa olarak baktığımızda. Dolayısıyla Çin'in bundan zarar görmesinin etkisi Hong Kong için Hong Kong'dan daha fazla olabilir. Bunu göze alacaklarını zannetmiyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Şimdi 3 numara geliyor. 3 numaralı grafiğimiz ekranda iken ve sen onu incelerken 2 tane Borsa İstanbul'la ilgili tweet var. Bir tanesi Hüseyin Batmaz'a, öteki de Aslan Fırat Ceren'e ait. Her ikisi de geçmişte halka açılan, batan, tahtası kapanan ve alıcılarını ya da mudilerini mağdur eden şirketlerden bahsediyor. Şirketlerin adını vermeme gerek yok çünkü herkes biliyor. Artık kapanan şirketler üzerinde konuşmanın bile anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani çenemizi yormaya değmez çünkü o geride kaldı. Bundan sonrakilere bakmak lazım. Şu günlerde halka açılan şirketlerin büyük bir hassasiyetle, titizlikle, özenle açılması lazım. Acaba o özeni gösteriyorlar mı bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Son bir ayda birden fazla şirket halka açıldı. Umarız onları iyi bir şekilde halka açıyorlardır. Yani altta kalanın canı çıksın kabilinden yaklaşımları artık terk etmemiz lazım. Neden? Sermaye piyasalarımızın gelişmesi için. Yoksa bunu başka bir sebeple söylemiyoruz. Küresel hisse senetlerinde 3. aydır yükseliş devam ediyor. Grafiğimiz MSCI tüm dünya endeksini gösteriyor. 3 numara geliyor ekranımıza. Altta da değişimi görüyorsunuz. Böyle hoş pembe tonlarla, lila tonlarla yapılmış bir grafik insanı teşvik ediyor. Buyurun. Yani şunu tabii söylemek lazım. Hani Türkiye'de şimdi Borsa İstanbul'u konuşuyoruz. İşte 108 bine gitti. Oradan satışlar, bankacılık sektörü 105 bine geldik. Ama dünyada bugün de dahil olmak üzere hala işte endeks bazında baktığımızda yükselişlerin devam ettiği, nereden baksanız aslında yıl başından beri de yani burada o tam da hani sıfıra yakın olduğu ya da dibe yakın olduğu yer işte Aralık 2018 gibi düşünürseniz oradan bugüne kadar 2017'nin sonundaki o refleksle hareket eden bir piyasa var. Evet. Ha şimdi diyeceksiniz ki mesela ben Türkiye'de de bazı yatırımcılarda duyuyorum. İşte ekonomi çok kötü, niye borsa çıksın gibi.
Veya dünyada da büyük ihtimal birçok yatırımcı şöyle diyordur. Hala negatif faizde dünyanın parası var. Hala Avrupa toparlanamıyor. İşte Amerika resesyona mı girecek, Avrupa mı önce girecek, İngiltere mi girecek diye düşünürken borsalar nasıl zirve yapıyor diye. Ama şu gerçeği de unutmamak gerekiyor ki merkez bankaları o bilançolarındaki küçülmeyi durdurdular. Yani özellikle gelişmiş ülke merkez bankaları ve genişlemeci politikaya devam ediyorlar. Ve hızlı bir şekilde de faizleri yani Amerika önderliğinde en azından indirilen bir destekleyici hamle var. Evet. Yani burada paranın tekrardan başka kaynaklara gitmesi yani bu doğru olup olmadığı bizim açımızdan şu an bir şey ifade etmiyor. Ama piyasa için bu tekrar borsaların yukarı hareketi demek. Dolayısıyla hani ben yıl sonu rallisi olabilir dedim ama yani real yıl sonunu biz bence yaşıyoruz şu anda. Ya yani zaten bundan 15-20 gün sonra büyük ihtimal yabancı yani yurt dışı borsalarda biraz daha tatil modu işte aralığın ikinci haftasından sonra girilir. Dolayısıyla yani benim biraz önceki hani söylemimde Ali Bey olumlu senaryodan gidilir mi? Bu grafiğe bakıp aldanmamak lazım. Yani buradan bir düzeltme dünya piyasalarına gelir gelmez. Eğer aynı inmeyle merkez bankaları desteklemeye devam ederse ve Amerika'nın önderliğinde yine çünkü bu sene de öyle gittik. Evet. Bir seçim beklentisi oluşacaksa yani iyi piyasa iyi bir seçim sonucu gibi Trump tarafında. Dolayısıyla burada biz yeni zirveler ve bu endeksinde yeni zirvelere doğru gittiği bir yer görebiliriz. Güzel. 7 numara geliyor. 7 numaralı grafiği sen incelerken ben de İrfan Azazi'nin bir tweet'i var. Ona cevap vereceğim. Diyor ki yabancılar hisseden çıkıyor mu? Şimdi muhtemelen İrfan Bey bugün borsadaki 105.300'lük kapanış ve dolardaki 5.75'i test etme seviyesi arasından evet. yola çıkarak böyle bir değerlendirme yapıyor. Yani hisseden çıkanlar acaba dolara gitti. Dolar da oradan o yüzden yukarı doğru gelmiş olabilir mi diyor. Ben çok büyük ölçüde böyle bir yabancı çıkışı olduğunu sanmıyorum ama bunun bir etkisi olduğunu kabul edebilir miyiz? Ya yıl sonu belki bazı pozisyonların kapanması olabilir ama evet. 2019 yılında ne kadar yabancı girdi ki piyasaya yabancı çıksın bir. İkincisi mevcut yabancıların da ben daha çok hisse değiştirerek yılı geçirdiğini düşünüyorum. Yani önce bankacılık sektörü, sonra bankacılık sektörü sonrası işte biraz demir çelik ve ne bileyim işte Türk Hava Yolu değiş tokuşu. Mesela bugünkü satış veya yıl genelinde ben yabancıların mesela Türk borsasından çıktığını düşünmüyorum. Ama para da girerek biz 83 bin, 108 bin hareketi gerçekleştirdik mi ona da çok katılmıyorum. Yani zaten katılmıyorum dememe gerek yok. İstatistikler gösteriyor yani evet. burada haftalık para giriş çıkışında. Ama bazen yani endeks bazlı hep konuştuğumuz için şunu ifade ediyorum. Yani bazı hisse senetleri 1'e 2, 1'e 3 kazandırdı 2019'da. Ama endeks işte %8, %10 yukarı gitmesi... hisse değişimi olduğu zaman da endeksi özellikle yoğun bir şekilde etkileyen hisse senetleri yukarı gittiğinde o değişimi görüyoruz. Bence yabancılarda bir para çıkışı yok ama para girişi de net bir şekilde olmadığını söylemek gerekiyor. Turhan Gürhan diyor ki Michael Bloomberg'ün Amerikan başkan adaylığından bahsetmediniz. Biraz daha vakit var. Konuşabiliriz ileride. Ama yani üzerinde böyle çok şahıs yorumlar yapacak durumda değiliz. Sadece demokratların adaylarından bir tanesi. Ama bu defa çok para harcayacağını söyledi. 200 milyon dolar gibi bir bütçe ayırmış. Sadece kendi kesesinden. O bakımdan asılıyor denilebilir. Ama orada onun dışında iki önemli aday daha var. Onların arasından sıyrılıp sıyrılamayacağını bilemiyoruz. Cumhuriyetçiler kanadında iş biraz daha berrak ama orada da çok kolay değil. Yani çantada keklik bir durum yok. Şimdi grafiğimiz ekranda. Amerika, İngiltere, Avrupa bölgesi, Japonya, Almanya ve Çin'i birlikte mütalaa ediyoruz. Hangi bölge resesyona daha yakın? 60 saniye vaktimiz var. 2020 kulvarına yorumlarsan işin içinden çıkarız diye düşünüyorum. Valla bir kere şeyi söylemek lazım Ali Bey. 2007'den
2020'ye baktığımızda müthiş bir... buradaki bütün bölgelerin resesyon riski artmış gözüküyor. Çubuklar bir defa ikiye Almanya tabii burada hani şimdi 2020 açısından baktığımızda mesela bu yıl için Japonya biraz daha ön plana çıkarken Japonya devam ediyor ama Almanya da bunun içine girmiş gibi. Yani resesyon tarafında. Yani tabii ki bu resesyona girmesini önlemek için bu atılan adımların devamı gelecek gibi. Ama bana da sorarsanız her zaman olduğu gibi, yani her zaman olduğu gibi dediğim son 2-3 yıl içerisinde bu riski en çok taşıyan Japonya. Yani bir resesyon gelecekse. İkincisi de Avrupa'daki herhangi bir ülke olabilir. Şimdi burada Almanya'nın öne çıkması 2020'de son çeyrekte 2019'un neredeyse en kötü verilerin Almanya'dan geliyor olması. Dolayısıyla bunun devamı bir Almanya riskinde getirebilir. Tahmin ediyorum Avrupa ve Japonya gibi bakmakta fayda var. Güzel. Peki bitirdik. Galiba bir 5-10 saniyede içeriye borçlandık.